Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf matematik dersinde 1. dönem 2. yazılı örneği sorularını çözeceğiz. Buyurun bakalım dersimize. Evet, doğru ve yanlışla demiş, 10 puan vermiş buraya arkadaşlar. Bakalım. Rasyonel sayılarla çarpma işlemi yaparken 1. sayı ile 2. sayının yerleri değişirse sonuçta değişir. Yani 2 çarpı 3. 3 çarpı 2'den farklı mıdır? 6'yı 6. Hayır. Çarpma işleminde ve toplama işleminde değişme özelliği vardır. Yanlış. Negatif rasyonel sayılar 0'dan daha büyüktür. Hayır. 0'dan solda daha küçük sayılardır. Bu da yanlış. Pozitif rasyonel sayılar negatif rasyonel sayılardan daha büyüktür. Evet. Sağdadır pozitifler, negatifler soldadır. Daha büyüktür. Bu doğru. 2 pozitif tam sayının çarpımı negatiftir. 2 pozitif pozitif eder. 2 negatif de pozitif eder. Kim negatif yapar? Bir pozitifle bir negatifin çarpımı negatif yapar. Yanlış burası. Eksi bir tam sayının çift kuvveti pozitif, tek kuvveti negatif işaretidir. Arkadaşlar, negatif sayıların çift kuvvetleri, tabii ki parantez içerisinde diye bahsediyoruz bunları. Tamam mı? Burada parantez içerisinde mi değil mi diye değil. Eğer sözlü anlatıyorsa parantez kabul edilir. Burayı unutmayın. Bir püf nokta veriyorum. Sözlü ifade ediliyorsa, mesela eksi 2 üzeri 2 bu eksi 4'tür ama eksi 2'nin ikinci kuvveti artı 4'tür. Sözlü ifade edilirken parantez varmış gibi ifade edilir. Çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir. Doğru. Cebirsel ifadeler oluştururken genelde kullanılan harfler değişken olaraktan, yani bilinmeyenlere değişken deriz. Bu da doğru diyoruz arkadaşlar. Geçtik ikinci sorumuza. Uygun ifadelerle tamamlayınız diyor arkadaşlar. Gelelim buraya, ikinci soru. 2 ile 3 eksi 5x cebirsel ifadesinin çarpımı, çarpıyoruz, tık tık yapıyoruz. 6 eksi 2 ile eksi 5x'i çarpıyorum, 10x cebirsel ifadesine eşittir. Pozitif bir sayı negatif bir sayıya bölünmesinde sonuç negatiftir. Bölünme ve çarpılmada fark yok. Pozitif ve negatif bölünme çarpılma yaparsa arkadaşlar, kim olduğu önemli değil öncelikle, sonuç negatif. 2 pozitif bölünme ya da çarpılma yaparsa pozitif, 2 negatif yaparsa da pozitif. Her tam sayı paydasına 1 yazılaraktan, rasyonel olaraktan, yani kesire çevirebiliriz bunu arkadaşlar, bütün tam sayıları. Rasyonel sayılarda toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır. Bir cebirsel ifadede bilinmeyenleri ve üstleri aynı olan terimlere benzer terim denir arkadaşlar. Benzer terimler. Aynı terim, benzer terim diyebiliriz arkadaşlar. Benzer diyelim oraya. Kuralı 7n-3 olan bir sayı örüntüsünün ilk 5 adımını yazınız. Evet, önce her zaman birinci adımda 1 veriyoruz. N'e 1 verdim. 7 çarpı 1 7. 3 çıkar 4. N'e 2 veriyorum. 14. 3 çıkar 11. N'e 3 veriyorum, 21. 3 çıkar 18. N'e 4 veriyorum, 28. 3 çıkar 25. N'e 5 veriyorum, 35. 3 çıkar ne oldu? 32. Bakın 7'şer 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 gitti. Sayı örüntüsünün ilk 5 terimi arkadaşlar. Dördüncü soru. Benzer olanları işaretleyiniz. Evet, 2A'nın benzeri 7A arkadaşlar. Tamam mı? 6AB'ninki 9AB. 8x'inki 12x, az önce demişti ya, cebirsel değişeni ve üstü aynı olan ifadelere benzer terim, bunu sormuştum. 3x kare eksi 11x kare, eksi artısı fark etmiyor, cebirseli önemli. Eksi 19c 4c arkadaşlar. 5. soru, aşağıdaki verilen işlemleri yazınız diyor, yapınız diyor. 1. ve 2. işlemi yapalım önce. 1 tam 8'de 1'i 1 tam 24'de 6'ya bölelim. Bu işlemi yapmak için ne yapmak lazım? Bileşik kese çeviriyorum. 1 ile 8'i çarp, 8, 7'yi topla, 15 bölü 8. 1 ile 24'ü çarp, 24, 6'yı topla, böl, 30 bölü 6. 30 bölü 24, çok affedersiniz. Bölme işlemi ters çevirip çarpmaydı. 15 bölü 8 çarpı 24 bölü 30. Hocam uzun uzadıya çarpıyor muyuz? Hayır. 15 ile 30 sadeleşti 2. Sonra 8 ile 24 sadeleşti. Burada 1, burada 3. 3 bölü 2 kaldı bizim sonucumuz. Buraya bakıyorum arkadaşlar. 3 bölü 2 çarpı 7 bölü 5. Çarpma işlemi, ikisi de artı. Sonucumuz artı bir kere. 3 ile 7'yi çarptım, 21. 2 ile 5'i çarptım, 10. Sadeleşen var mı burada? Yok. Artı 21 bölü 10.
Bakın bir yukarıda toplama, aşağıda çıkarma var ve sonra bölme. Paydaları bir yazalım. Şu sayıları rasyonele çevirelim. Yukarıdaki sayıyı toplayacağız. Aşağıdakini çıkaracağız. Sonra bölme yapacağız. Yani ters çevirip çarpma işlemi. Tamam mı? Paydası 1 ya. 3 ile genişletiyorum. 3 bölü 3 artı 2 bölü 3 yaptı. Bu da ne oldu? 5 bölü 3 yukarıda. Paydası 1 ya. 3 ile genişletiyorum. 3 bölü 3 eksi 1 bölü 3 yaptı. Bu da 2 bölü 3 yaptı. Şimdi alttakini kimi ters çevirip çarpıyorum? Alttakini. 5 bölü 3 çarpı 3 bölü 2. 3'ler gitti. Bana sonuç olaraktan 5 bölü 2 kaldı diyorum arkadaşlar. Altıncı soru diyor ki örüntüye göre A artı B kaçtır? Burada bir hata var. Şurayı düzeltelim. Şurası 25 olacak. 15 demiş ya. Beşer beşer gidiyor arkadaşlar. Burası 20, 25. Burası da 30. O zaman A 20, B de 30 ise ne olacak toplamı? 30 artı 20 daha 50 diyeceğiz. Soruyu yazarken burada arkadaşlar PDF'de hata çıkmış. 15 değil, burası 25, tamam. Basit bir örüntü sorusu. Evet. Çoktan seçmeli sorulara geliyoruz. Şöyle biraz küçültelim. Diyor ki arkadaşlar, yukarıdaki eşit kollu terazi dengededir. Şunlar x, şu 1 kilogram, şu da 2 kilogram. Evet, biraz daha küçültüyorum. Şöyle bir denklemini yazalım bunun arkadaşlar. Tamam mı? Dengededir. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa terazinin denge durumunu bozmaz diyor arkadaşlar. Sol tarafa yazıyorum. Ne var? 2x var. 2x artı 2 var. Bir de 1 var. 2x artı 3. Sağda ne var arkadaşlar? X artı. Burada ne var? 2, 2 daha 4. 5, 6. X artı 6. Öncelikle cebirsel ifadenin x'in ne olduğunu bulalım arkadaşlar. Bu x buraya eksi olarak geçecek. Bu artı 3 de buraya eksi olarak geçecek. 2x'ten x çıkacak. 6'dan da 3 çıkacak. Çünkü kim karşıya geçerse ters işlemiyle geçiyor. X eşittir 3 geldi arkadaşlar. Şimdi denge varsa x 3'e eşit. Sağ kefeye 2 kilogram, sol kefeye 1 kilogram koymak. Hayır. Sağ kefeye bu kütlesini koymak, sol kefeden de bu kütlesini çıkartmak. İki tarafa da ya eşit koyacağız ya eşit çıkaracağız. Bu da değil. Sağ kefeden ve sol kefeden birer kilogram çıkartmak. Aynen arkadaşlar. Hiç x'i bulmamıza bile gerek yokmuş. Şıkları okusaydık. C şıkkında vardı ama ben şunu bekliyordum. Sağa bir tane kare, sola da 3 kilogram koymak demek deseydi bu da cevap olurdu. Çünkü biz x'in 3 olduğunu bulduk burada bilinmeyene. Tamam mı arkadaşlar? Cevap C şıkkı. İkinci soru. Yukarıdaki terazi denge durumundadır. Evet, iki tane kare. Karelere x diyelim. Üçgenlere de y diyelim. Tamam mı? 2x artı y eşittir. 1, 2, 3, 4, 5. 5y eşit. Buradan y'yi karşıya eksi olarak atıyorum. 2x eşittir 4y arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi terazide denge bozulmaz. Kefelerden birer tane, yani y'den almak. Birer tane y almak bozulmaz arkadaşlar. Bozuluru soruyor bize. Kefelere birer tane x koymak, yani kareden koymak, bu da bozmaz. Sağa sola eşit koyacak. Sol kefeye bir tane bundan koyup sağ kefeye 3 tane bundan koymak. Yani bunun bir tanesi bunun iki tanesine eşit. 1 koyup 3 tane koyarsak denge bozulur. Sol kefeye 2 tane üçgen koyup sağ kefeye bir tane kare koymak. Yani kare x'in bir tanesi 2y'ye eşit. Yani karenin bir tanesi 2 tane üçgene eşit. Bu da bozmayacaktır. Hangisi bozacak dedik arkadaşlar? C şıkkı bozar diyoruz. Geçiyoruz burada 3. sorumuza. Yukarıdaki cebirsel ifade kaç terimlidir? Önce benzerler var mı? Bir toplayalım. X, M, 3 ve sayı. O zaman 4 terimlidir diyorum. Her biri terimdir. Aynı olanlar varsa bunları bir toplayacaktım. Sonra terim sayısına bakacaktım. İşleminin sonucu kaçtır? Kesir var. Önce tam sayılı kesiri biz bileşik kese çeviriyoruz. Çarptık 8, topladık 9. 9 bölü 4 çıkar 1 bölü 2. Burayı 2 ile genişletmemiz lazım. Evet, ok çıkartıyorum. 9 bölü 4 eksi 2 bölü 4 çıkardık, ne oldu? 7 bölü 4 olaraktan Denizli şıkkında cevabımız geldi arkadaşlar. Hangisi rasyonel sayı değildir diyor arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayı ne? Tam sayılar bir rasyoneldir. Kesirler birer rasyoneldir. Negatifler birer rasyoneldir. Ama paydası sıfır olan bir kesir arkadaşlar rasyonel gerçek değildir. Çünkü bir sayının sıfıra bölümü tanımsız olacaktır. Sıfır bölü sayı bu sıfırdır.
8 bölü 25, 8 bölü 25, eksi 8 bölü 25, bu da eksi 8 bölü 25, rasyoneldir, kesirdir, kalır. Ama sayı bölü 0 kalamaz diyoruz arkadaşlar. 6. soru ekranlarda. Eksi 1 bölü 2'nin küpü. Eksi olduğu için eksi kalacak, küp var dışarıda. Eksi koyuyorum, 1'in küpü 1. 2'nin kübü 2, 2 daha 4. 1 2 ile daha çarparsak 8. Eksi 1 bölü 8 artı. Burası ne? 1 bölü 3'ün karesi. Yani 1 bölü 9. Şimdi ne yapacağım? Paydaları burayı 9'da, burayı 8'de genişleteyim değil mi? Çünkü 9'da 8 var. Ne oldu? 9'da genişlettiğim yer. Eksi 9 bölü 72. Burası artı 8 bölü 72. Ne oldu? Eksi 9 artı 8 daha. Eksi 1 bölü 72. Cevabımız Bursa şıkkında gelecek karşımızda. 7. soru. İşleminin sonucu hangisidir? Bakın parantezler artı olduğu için direkt açılabilir. Eksi olsaydı dağıtıp açacaktık. Ne oldu? Düze geçiyorum. Eksi 3a, eksi 10, artı 9a, artı 11. Buradaki tek şey, eğer önünde sayı ya da eksi varsa eksiyle ya da sayıyla çarparak açmanızdı. Artı vardı. Artıyla çarparak açtığımızda hiçbir şey değişmez. Artı ile artı artı, artı ile artı artı. Artı ile eksi olsaydı yine eksi olacak. Yani değiştirmeyecekti onu artı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Önce cebirseller. Eksi 3a var. Artı 9a daha 6a. Eksi 3 artı 9 daha 6. Eksi 10 var. Artı 11 daha artı 1. 6a artı 1 olaraktan B şıkkı benim cevabım gelecek diyorum. Zaten sınavın sonuna da gelmişiz diyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Öncelikle hepinize başarılar diliyorum. Açıklama kısmına 7. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listesini bırakıyorum. Kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık.